Aferin. Aferin. Tamam git git git. Dur. Dur, dur. Ama sakin. Evet şimdi yukarı yukarı. Evet o arada yukarı yukarı. Ben 20 yıldan fazla yaşadım. Peki özlüyor musunuz o günleri? Özlenmez mi? Tarih kaldı oğlum. Suyun altında tarih kaldı. En büyük tarihler orada. Gelmiş, geçmiş, anamız, babamız, dedemiz, nenemiz, en iyisi. Bir hayat, bir tarih. Biz Çoruh Nehri ile birlikte büyüdük. 6-7 yaşlarında Çoruh'ta yüzmeyi öğrendik. Büyüklerimiz bize yüzme dersleri verir gibi onların nezaretinde Çoruh'u karşıdan karşıya geçmeyi öğretirdik. Daha sonra yük taşımayı öğrendik. Onların kucaklarında taş verirlerdi. Bunu geçirir. Onların tabii refakat ederlerdi bize. Ama Çoruh acı tatlı hatıraları, anıları vardır. Çok yakınlarımızı da aldı götürdü. Ama çok iyi hatıraları da bıraktı. Çoruh Nehri Türkiye'nin en hızlı akan nehriydi. Çünkü Çoruh Nehri hakikaten bahar mevsimlerinde çok azgın bir vaziyette kenarında bulunan yapıları zaman zaman aldığı, petrolları bastığı, köprüleri yıktığı zamanlar olmuştur. Ama yine de bizim için bir güzellikti. Memnun değiliz de diyemiyorum. Yani şu anda da bir ekonomik gücü. Eskiden derler işte Çoruh akar, Türkler bakar falan gibisinden. Bir deyimler geldi kulağımıza. Hakikaten de daha sonra da öğrendik ki bunun bir enerji kaynağı olduğunu öğrendik. Bu enerji de bugünkü şartlarda, şu andaki şartlarla Türkiye'nin şu andaki ekonomisinin ihtiyacı olan bir elektrik enerjiyi üretebiliyorsa bu da bizim bir teselli kaynağımız oluyor. Yazın sıcak oldu mu? Çoğu o zaman eski zaman bizim ayakkabı da bulamaz o yeri gelende. Yanlıya biraz Çoruh'a giderdi, yüzerdik. Sabahtan giderdi yüzer. Öyle zaman acı anmazdık. Akşam güneş inerdi, gene baharsın suyda geziyordu. İnsanoğlu azgın Çoruh Nehri'ni bile dizginledi. Gayet tabii ki.